Herkese merhabalar sevgili dostlar. 3 Ağustos Perşembe günü Kocaeli yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Evet Kocaeli'de 7 koşul bir program var arkadaşlar. Sizlere tahminleri vereceğiz. 7'li plase hemen arkasından 6'lı ganyan gelecek. Bunun haricinde yarış yarış sıralı ikili veya normal ikili olarak oyunlarda önerebiliriz sizlere. Ee, bir takım sürprizlerimiz olacak. Ankara tahminleri kanalımızda mevcuttur arkadaşlar. Onu da seyredebilirsiniz. 2 adet 6'lı var Ankara'da. Onu bir bilgilendirmesini yapayım izlemediyseniz. 2 6'lı da ilk 6'lı için 2 tekimiz var. 2. 6'lı için bir tane tekimiz var arkadaşlar. Özellikle ilk 6'lının çok düşük bütçelerle oynayabilirsiniz oynanabileceğini belirtebilirim. İki tek olmasının haricinde diğer ayaklarda da azatla geçebiliyoruz. geçebiliyoruz. Onun haricinde e, ikinci altılı da, da yine bence gayet uygun bütçelerle oynanabilir. 3-4 e, atın dışına çıkmamaya çalıştık mümkün olduğunca. E, gayet ufak bir oyun yapılabilir Ankara'da da. Bunu belirtmiş olayım. Evet kanala abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Dileyenler bize katıl üyesi olarak da destek verebilirler veya teşekkürler butonundan destek olabilirsiniz. Ama tabii ki abone olmanız ve videoyu beğenmeniz yeterlidir. Evet 6.30'da ilk koşu satış 2 3 yaşlı Araplar 1500 metre kum pist yarışı olacak arkadaşlar. Sohbet faslını geçtik artık tahminlere gelebiliriz. 11 safkanlı yarış olacak. 7'li plase için oyun vereceğim öncelikle burada arkadaşlar. Nevzat Avcı ile birlikte Aşk ve Gurur 4 numara. Kaya safkanları burada eküllere yüksek kaya ve Cavidan ile birlikte start alıyor. Ben burada Aşk ve Gurur'un kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Ee, kazanmasa bile zaten ikinciliği alacaktır. Yani burada her türlü yedili plase için tutacak olan at olduğu kanaatindeyim. 4 numara aşk ve gurur arkadaşlar. Benim burada yedili plase için sizlere tek önerim olacak. Birinci üçlü Ganyan için şunu söyleyeyim. Aşk ve gururla risk alabilirsiniz ama yanına bir hat daha yazayım derseniz de diğer bir kaya kürüsü safkanı 5 numara fevkaladeyi ilave edebilirsiniz arkadaşlar burada. En nihayetinde o da Altarinoğlu ile ekürüsü tartılıyor. Altarinoğlu da yarış kazanmış bir safkan. Burada Fırat Arslan'la izleyeceğiz. Fevkalade ise Muhammed Mirbilgin'le izleyeceğimiz safkan. Son yarışlarda biraz bocaladı ama şu anda çok rahat bir grup burası. Aşk ve gurur tek rakibi diyebiliriz. 2 e, kaya ekürüsü safkanı burada farklı e, ekürü olaraktan birbirleriyle yarışacaklar diyebiliriz genel itibariyle. 4 numara 7'li plase için tek. 5 numara 3'lü e, ganyan için 4'ün yanına ilave ediyorum. Bu sebeple de ikili oynamak isteyenler 4-5 ikili oynayabilirsiniz. Sıralı ikili tavsiye etmem ama ikili tavsiye ediyorum. 4-5 oynanabilir arkadaşlar. İkinci koşuya geldim. 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kum pist yarışı arkadaşlar. 10 safkanlı bir koşu bizleri bekliyor. Bu koşuda arkadaşlar izleyeceğimiz safkanlarda favorim. 1 numara Plus Ultra Adem Ceylan'da 58,5 kiloda start alacak olan Lineart Victory Golov temsilcisi e, 21 gün evvel 3. lük elde etmişti son yarışında. Bu yarışta da iyi koşmasını bekliyorum. İkinci atım Mehmet Kaya ile Centaurus. 2 numaralı Safkan 16 gün evvel ikinci oldu bu isim. Burada da 1.33.82 daha evvelden derecesi var. İyi koşmasını yine beklediğim bir diğer Safkan konumunda. Hemen ardından Mahmut Turan'la Galyas kendi 6 numara yönereceğim. Yani 53,5 kilo gibi düşük bir kiloda start alıyor. İstediği gibi en dış kulvarı çekmiş. Biliyorsunuz kısa mesafe yarışlarda özellikle dış kulvarın büyük avantajı olabiliyor. Eğer at o şekilde koşabilen bir atsa Galyas kendi de bunu yapabilir. Burada 1.33-48 mesafede bu mesafede bu dereceyi görmüş bir atın bu denli düşük bir kiloda start alıyor olması büyük bir avantaj teşkil edecektir. Arkadaşlar burada iki tane atın idmanı gelinmiş. Onları bir sizlere göstereyim eğer yüklenirse. Bakın Touch of Power'ın e, 19.5-5.5 şeklinde geldiği 25'lik bir idmanı var. E, Jaka'nın ise 39-24.5 idmanı var. Biz burada arkadaşlar bu safkanlardan e, Touch of Power'ı e, değerlendirmeye alacağız. Bunun sebebi arkadaşlar uzun bir idman yapmış olması. Yani yarış koşacak kadar bir idman yaptı ve gayet iyi bir e, dereceyle geliyor. Burada da 51.5 kiloda Nevzat Avcı ile start alıyor. Sürpriz yapabilecek bir at. E, 107 günlük arası bizi yanıltmasın. İdmanlarda iyi gözüküyor. Son idmanında uzun bir idman olması itibariyle önemli diyebiliriz. Buraya arkadaşlar ben geçerken şöyle yapıyorum. Tabi isteyen başka bir at yazabilir. Dubai Express olsun, Çamli olsun belki tercihen ama 1 2 6 8 şeklinde 4 atlı bir oyunda bence geçeriz diye düşünüyorum arkadaşlar burayı. İlk ayağı biraz kalabalık tuttuk diyebiliriz. 4 at ama çok da fazla değil en nihayetinde. Üçüncü koşuya geldim. 15 Handikap, 4 Tüker Araplar, 1800 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar e, burada e, bilmiyorum beğenir misiniz ama ben beğendiğim bir at. 1 numara Ragnar. 2 e, yarıştırdı galibiyet elde ediyor. Burada tek olarak geçeceğim. 9. kulvarı kapmış en dış kulvarı isteyen Safkan en dış kulvarı da almış. Uzun mesafe yarış olmasına rağmen tabi istedikleri gibi yarış koşmak adına belki de burada en dış kulvarı tercih etmeleri e, onlar için bu avantajı sağlayacak ki 3 at istemesine rağmen kura ile çekiliyor bu arkadaşlar en dış kulvarı da kapabilmiş. Berkant Gökçe ile birlikte Saruhan'a Odinan temsilcisi 1 numara Ragnar benim 6'lının e, ikinci 2. ayağında tekim olacak 3. koşuda 1 numara Ragnar tek. Geçelim dördüncü koşu Kocaeli Üniversitesi koşusu arkadaşlar. Üç yukarı İngilizler kısa vade 8 mücadelede 1400 metrede kompiste boy gösterecekler. 7 safkan izleyeceğiz. Bence zor bir yarış burası. Bir önceki yarışta Ragnar'ı tek geçiyor olmamız burada elimizi rahatlatıyor diyebilirim. Favorin kimdir derseniz bir numara Warden Cliff ile başlarım ben. Her zaman için bu at e, kalitesiyle birlikte bir tehdit oluşturur. 40 günlük verdiği ara burada 63 kilo olmasına rağmen e, bir sorun yaşamayacağını söyleyebilirim. E, 40 günlük arası sebebiyle. Like the Stars devam ediyorum. 4 numara Kadir Tokoçoğlu biniyor. 54 gün arasına rağmen bu atın da iyi koşması bekliyorum. 3. at önerim line Empire 7 numara Mustafa Çiçek birlikte 13 gün evvel kazanan isim. Burada tercihim olacak. Ben 3 at diyorum burayı 1-4-7 şeklinde geçeriz diyorum. Ama başka oyun tercihleri varsa da daha fazla at yazmak istiyorsanız herhangi bir safkanı yazabilirsiniz. Bunların hepsi kaliteli atlar. Hiçbirine söyleyeceğimiz olumsuz bir söz yok açıkçası. Evet orayı da 1-4-7 dedik veya hepsi olabilir gibi dedik. Beşinci koşuya gelelim şimdi. Altı safkanlı bir yarış. Ee, kısa vadi 7 2 yaşlı İngilizler 1400 metrede kum pisti start alacaklar. Bu koşuda arkadaşlar iki farklı oyun önereceğim sizlere. Birinci oyunum şu şekilde bir numara Sarali ve Lontana tek Kadir Tokoçoğlu ile birlikte ki 10 güne evvel de tek vermiştim Bu atı bilirsiniz Eğer ki tek atmıyorsanız da yanına Bir tek 3 numara Forgur'da bakı ilave etseniz Yeterli Mehmet Kaya ile bu hatta 2 yarıştır kazanan bir isim yani ya bir tek ya da 1-3 şeklinde oyun yapılabilir. Saralival 10 tane bu yarışta kazanırsa artık e, önümüzdeki e, sene e, büyük yarışlar için daha çok böyle boy gösterebilir diyebiliriz. Tabii Çin pistte kendisini çok daha iyi göremedik. Henüz e, iyi bir yarış çıkartamadı Çin pistte. Hani olsaydı yoksa Gazi için e, daha avantajlı diyebiliriz ama Kum'u çok iyi atın Onu söyleyelim. Çin pistte start aldı yarışı. Yanlış hatırlamıyorsam zaten 4 at mı vardı 5 at mı vardı 4. olan hani iyi bir performans sergilememişti zaten. E, ama Kum'da iyi giden bir at. Saral ve tane. Burada da favorim. Alternatif tek olarak veriyorum. İsteyenler for yurda baka 3 numara ilave edip iki ata çıkabilir. Veya bir tane atla tekte geçebilir. Evet 6. koşuya geldim. Şart 5 dişi 3 yukarı İngilizler. 1500 metre kum pist yarışı. Mustafa Şekli 3 numara Kübra Hanım bu koşuda favori safkanım olacak. Hemen ardından 1 numara Adem Ceylan'la Ada Kızı diyeceğim. Daha sonrasında Mis Defne 6 numara Görkem Özçelik'le birlikte tercihim olacak arkadaşlar bu koşuda. Sizlere önereceğim. Bu mesafede etkili giden bir isim olduğu için yine. Yani burayı bir 3 1 6 şeklinde düşünmemiz lazım. Daha da fazla at düşünüyorsanız yer ilave etmeyi tabii ki tercihlerinize göre burada at ilave edip 4. bir at da yapabilirsiniz ama 3 1 6 bence burada yeterli olur. 7. koşu şart 1 bir, bir yarış arkadaşlar dişilere mahsus olacak 3 yaşlı Arap'lar 1200 metrede kum pistte start alıyorlar arkadaşlar. Son yarışta 14 safkan, 2 iki farklı ikili koşacak bu yarış için arkadaşlar. Bizim favori olarak göstereceğimiz Safkan. Tabi bunların hepsi dişi biliyorsunuz ki gördüğünüz gibi. Bizim favorimiz arkadaşlar Mustafa Çiçek'le turbo özgün hattına sahip olan Mistekin 12 numaralı Safkan. Bu koşta favorim. Hemen ardından 11 numara Mavişin kızı. Mehmet Kaya ile birlikte bu atın da burada iyi koşması beklediğim bir isim olduğunu söylemem lazım. Turbo Berksoy hattına sahip. Daha sonra hemen ardından burada Can Kardeşler Magrip hattına sahip olan değişik bir kanattı. Mahmut Turan'la birlikte Can Sunay, Can Ekülüs Safkan'ın 4 numarayı da burada değerlendirmeye alıyorum. Önceliğim 10, burada arkadaşlar 12, 11 ve 4 numara Safkanlar 3 tane at. 12, 11 ve 4 arkadaşlar önceliğim bu 3 at olacak. Daha fazla at yazma gibi bir düşünceniz varsa yani bu koşuda benim özellikle önereceğim başka bir isim yok. Ben bu üç attan birisinin gelmesini bekliyorum. Ama daha fazla at yazacaksınız da tamamen e, hani kafanıza göre diyeyim nasıl diyeyim artık bilemiyorum. Belki yarış günü e, bir takım e, duyumlar alırsınız edersiniz. Ona göre tercihlerinizi yapabilirsiniz. Ama ben bu üç attan birisi gelir diye düşünüyorum. Evet bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Zaten 7 koşul bir program kısa bir videoda oluyor diyebiliriz. Teki hatırlatayım. 5. koşuda 1 numara Sarali Valontana alternatif tekimizdir arkadaşlar. Bunun haricinde 3. koşuda 1 numara Ragnar Altılı'nın ikinci ayağında 1 numara Ragnar tek olarak verdik size banko tek olarak. Evet arkadaşlar kanalımıza abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve tabii ki dilerseniz de katılıyorsa olmayı ya da teşekkürler butonundan bize destek olmayı unutmayın diyorum. Ankara tahminleri kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. 2 adet altılı var Ankara'da. Ona da e, iki, ilk altılıda 2 iki tekimiz, ikinci altılıda 1 tekimiz var. Gayet güzel oyununu verdik. Orada da gayet iyi bütçelerle oynanabilir bir oyun olduğunu düşünüyorum diyorum ve arkadaşlar herkese de her zaman olduğu gibi bol şanslar diliyorum.